Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. 23 Ağustos 2023 günlerden çarşamba arkadaşlar. Güzel bir montajın sonuna gelmek üzereyiz. Birazdan montajımızı da çekeceğiz. Peteklerim neden ısınmıyor? Üstü ısınıyor, altı ısınmıyor veya doğalgaz faturası fazla geliyor. Ya da arkadaşlar sıfır kombi taktıran arkadaşlar kesinlikle yapılması gereken iş. Darbeli kompresörlü makine ile petek temizliği yapılmalı arkadaşlar. Burası görüyorsunuz demir tesisat. Tesisattaki 20 yıllık tesisat. Tesisattaki tortu, çamur, yeni kombi taktık. Yeni kombi takınca biliyorsunuz devir daima girdiğinde tüm tesisattaki pislik yeni kombinin eşanjörünü, plaka eşanjörü olsun, ana kazanı olsun hepsini tıkıyor arkadaşlar. Yani plaka eşanjör tıkandığında direkt sıcak suyunuz gelmemeye başlıyor. Uzak mesafelere göndermiyor. Yani o yüzden veya peteklerin üstü ısınıp kışın altı ısınmıyorsa filtreler tıkanıyor kaliferin dönüşündeki. İki kat doğalgaz faturası ödememek için kombiniz bozulmaması için darbeli kompresörlü makine ile arkadaşlar dünyanın neresinde olursanız olun temizletmelisiniz. Yani hangi firmaya kombi taktırırsanız taktırın, nerede olursanız olun. Eğer ki sıfır kombi taktırıyorsanız kesinlikle petek temizlemeyi isteyin. Yani dünya kadar para veriyorsunuz. Tesisatınızın içi de sıfır olsun. Kombiniz uzun yıllar gider. O yüzden kesinlikle tesisatınız temizlenmeli. Veya kombiniz var. 5 yıl önce takıldı, 10 yıl önce takıldı veya 15 yıllık kombiniz var. Ama hiç tesisat temizliği yapılmadı. Nereden anlarsınız tesisatın tıkalı olduğunu? Kışın peteklerinizin üstü ısınır. Yarıdan altı ısınmaz arkadaşlar. Devir daim yapamaz. Filtreler tıkanmıştır. Filtreyi temizlersiniz tekrar tıkanır. O yüzden o zaman da tesisat temizlemi yapılmalı. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi tesisat proje gibi petek temizliği gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Şöyle bir şey var bir de. Sıfır kombi sıfır tesisatta peteklerin üstüyle alt arasında arkadaşlar bir 3-4 derece sıcaklık farkı olur. O zaman tesisatımız tıkalı zannetmeyin. Yani üstü ısınır, altı da ısınır ama 2-3 derece fark olur. Normaldir. Sıcak su daima yukarı çıktığı için peteklerin üstü daha sıcak olur. Tıkalı peteklerinki yarıdan altı bir karış olan yer buz gibidir arkadaşlar. Devir daim yapamaz kombi veya uzaktaki genelde yatak odası uzak oluyor, banyo uzak oluyor veya İşte odalar varsa uzakta ısınmıyorsa bilin ki tesisatınız tıkalı. Burası Ankara Mamak General Zeki Doğan Mahallesi arkadaşlar. Dediğim gibi petek temizleme olsun, tesisat olsun, proje işleri olsun. Kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Bu videoyu izleyen arkadaşlar lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, dostça kalın, her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Birazdan montajımıza çekeceğiz.